Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 9 Temmuz 2021 günlerden Cuma. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim sevgili yarış severler. Arkadaşlar yarın 10 Temmuz 2021 Cumartesi gündüz yarışları Ankara 75. yıl hipodromunda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Burada Ankara ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 7 koşuluk programla tamamlanacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Ankara ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce YouTube kanalımıza yani izlemekte olduğunuz bu kanala destek bekliyorum. Özellikle YouTube kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilir, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel Ücretli bir Whatsapp grubumuz var. Ücretli Whatsapp grubumuzda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde paylaşıyorum. Yine sahadan aldığım haberleri gerek seyis arkadaşlarımızdan gerek antrenör gerek at sahibi arkadaşlarımızdan aldığım duyumları da sizlere burada e, sahadan duyduklarım köşemde de Whatsapp grubumuzda paylaşıyorum. Eğer WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız varsa videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv.gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Ankara At yarışları analizime geçiyorum. 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü Ankara'da 9 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı 4 yarışla start alacak. E, Altılı Ganya'nın ilk ayağını özellikle Banko bir isme yer vermek istiyorum. Son yarışı Ahmet Çelik idaresinde çok kontrollü, çok rahat bir şekilde kazandığını gördüğüm Sayın Murat Can Türksev'e ait Victor Galop temsilcisi 6 numaralı Moonlight Sonata isimli safkanın Altılı Ganya'nın ilk ayağında dişlere mahsus şartlı 4 yarışta riske ederek günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada da yine bir Tiki Torku torunu bir Tarkan Er temsilcisi bugün Ercan Çankaya arkadaşımızdan özellikle bir patlama bekliyorum. Bu aralar patlama bekliyorum arkadaşlar. 13 numaralı Ser Canan isimli safkanı öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Arasa Doğan Günün Tayı 1 numaralı Arasa'da tecrübeli jokey Mehmet Akyavuz idaresinde ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 9 numaralı Yiğit Şah Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak. Kafkaslı torunu 9 numaralı Yiğit Şah'ta form durumunu beğendiğim safkanlar arasında yer alıyor sevgili yarısı severler. 3 numaralı Çınar Tay yine Müslüm Çelik İdaresi'nde birincilik şansı vermesini beklediğim isimdir. Son iki isim vereceğim 8 numaralı Uçan Halil ve 14 numaralı Uçan İrgün isimli safkanlar bu koşta sırasıyla tuttuğum isimlerdir. Ve Altalı Ganyan'ın 3. ayağı 3 ve yukarı açtığı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak grup 2 yarışı Fevzi Çakmak anısına düzenlenmiş kupalı bir yarış tam 312 bin lira değerinde yarış sevgili yarış severler. Burada öncelikli isim olarak özellikle Halis Karataş'ı üzerinde gördüğüm altın Malı, Sukat Leo Altun Vasi o aslında bu gruptan da çok üstün bir safkan. Nefes problemi oluyor. Nefesini çok iyi ayarlamaları gereken bir safkan. Gerek eşkal olarak gerek yapı olarak ağır pistte de normal pistte de çok etkili koşabilen Kaliteli safkan Altunmalı Skatlı Ayı bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı Power Man son yarışında rahat bir birincilik elde etti. Bugün Akın Sözen idaresinde 5 numaralı Power Man'de 6 numaralı Scott Leo isimli safkana ilk rakip olmasını beklediğim isimdir. Yine form durumunu beğendiğim Popüler Diamond'ın tayı 2 numaralı Kingsman'de özellikle Saadettin Boyraz İdaresi'nde etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Dikkat diyerek 2 numaralı Kingsman'i de 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Geniş oynuyorsak 3 numaralı Lord of Game ve 1 numaralı Distin Shining isimli zafkanlara yer vereceğim. 7 numaralı Hafo'da yine bu grupta etkili olmasını beklediğim, sürpriz yapmasını beklediğim isimdir. Burayı da kalabalık tuttuk sevgili yarış severler ama altılı Ganya'nın dördüncü ayağını sadece iki safkanla değerlendireceğim. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı Arapların 2100 mesafe kum piste koşulacak grup bir yarışı. Arkadaşlar normalde kum piste e, bu gruptan bu rakiplerinden daha üstün e, performans sergileyen Evet Sayın Muzaffer Can'a ait, Sayın Fatma Can'a ait 3 numaralı Kardeş Can isimli Safkan rakiplerinden bana göre bir adım önde görünüyor. Yine grubun kaliteli Safkan'ı, grubun kaliteli ismi 5 numaralı Oğuz Boylu da kendisini çok iyi tanıyan jokeyi Halis Karataş idaresinde 3 numaralı kardeş çana sıkı rakip olacak isimdir. Burayı da 3 ve 5 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganyı'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganyı'nın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 4 yarışı burada da 3 numaralı Ring of Fire özellikle e, safkan kontrol edilebildiği takdirde nefesi ayarlanabildiği takdirde bana göre çok güzel işler yapacak bir isim 3 e, numaralı Ring of Fire. Daha sert gruplarda da etkili yarışlarını bekliyorum. Bugün özellikle Halis Karataş dairesinde piste çıkacak olması yine bu safkanı, safkanı banko isim olarak da tercihlenebilecek isim olarak beni düşündürdü. Bu safkanın kötü koşması durumunda zaten bu yarış karışacak bir yarıştır. Özellikle Vedat Abiş dairesinde piste çıkacak 2 numaralı Secret Blood grubun kaliteli safkanı 2 numaralı Secret Blood, 3 numaralı Ring of Fire'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 1 numaralı Jacob'ın özellikle son yarışında 6. geldiği yarışta çok çok beğenimi kazandı. Bugün Mert Rukal Arslan İdaresi'nde 1 numaralı Jacob'ın da 3. şanslı safkanımız olacak ben ara vermesine rağmen kalitesiyle bu grupta etkili olmasını beklediğim 6 numaralı Uçan Bey ve 4 numaralı Montoverde isimli safkanları bu koşuya sırasıyla öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı Ganya'nın son ayağı. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe Çin piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler bu ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan ve yedili plase analizlerim olacak aynı video üzerinde Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız sahadan aldığım haberlerden de haberdar olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır arkadaşlar. Aynı zamanda Kısa süreli deneme e, katılımlarımız da var. 15 günlük deneme katılımı yapmak isteyen arkadaşlarım da 50 lira ücretle grubumuza katılabilmektedirler. Diyerek ben altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Ve son ayak analizimden sonra da yine ufak altılı ganyan analizlerim olacak. Altılı ganyanın kapanış koşusu sonaya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak. Meydin yarışıyla kapanacak. Burada özellikle beğenimi kazanan bir isim. Kayı Kenigsberg temsilcisi İbo Can Torun'u 4 numaralı Kızılok bugün İşman Çizik İdaresi'nde öncelikle şans vereceğim isim olacak. İlk defa bugün start alacak olmasına rağmen yani yarın start alacak olmasına rağmen altın çekiçin tayı Caj Torun'u 3 numaralı Edishan Bey'de Müslüm Çelik İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken isimdir. Ben 11 numaralı Mülayim. Yine 10 numaralı geçiş zamanı ve son isim olarak da 8 numaralı Urfalı isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma bu koşuda öneriyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Ufak altılılarda sevgili yarışseverler altılı Ganyan'ın ilk ayağında 6 numaralı Moonlight Sonata isimli safkan önereceğim. ikinci altılıların ilk ayağında yine Banco isim olarak önereceğim. Evet, yedripe altılı ganyanın ikinci ayağında 13 numaralı Sercanan, 1 numaralı Arasa, 9 numaralı Yiğit Şah, yine 3 numaralı Çınar Tay, 8 numaralı evet arkadaşlar Uçan Halil ve 14 numaralı Uçan İrgün şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanımızın üçüncü ayağında 6 numaralı Skat Leo 5 numaralı Power Man, 2 numaralı Kingsman ve 3 numaralı Lord of Game isimli safkanlar yeterli olacaktır. 6'lı Ganya'nın 4. ayağında 3 numaralı Kardeş Can ve 5 numaralı Oğuz Boylu ikilisine yer veriyorum. 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 3 numaralı Ring of Fire, 2 numaralı Secret Blood, 1 numaralı Jacob'ın ve 6 numaralı Uçan Fil şeklinde değerlendireceğim. 6'lı Ganyar'ın son ayağında 4 numaralı Kızılok, 3 numaralı Edishan Bey ve 11 numaralı Mülayim şeklinde de bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve 7'li plase analizlerime geçiyorum. 7'li plaseler sevgili yarısı severler 2 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışıyla start alacak. Ben 7'li plaselerin evet Evet, yedili piyasalarımızın ilk ayağında öncelikli şans vereceğim isim 3 numaralı Yiğit Batukan isimli safkan olacak. Hatta burada fazla safkan da koşmuyor sevgili yarısı severler. Ben riske ederek özür dilerim arkadaşlar. ikinci koşuyu e, analiz etmişim. Evet ilk altı ganyan analizi vermediğim için. Evet. E, arkadaşlar 7. E, yedir ilk ayağında Evet burada 2 numaralı Ateşler Güçlü Bey ve 1 numaralı Baba Şahin ve 3 numaralı Bocak diyorum. Burayı sürpriz verdim arkadaşlar. 7. PSM'sin 2. ayağında 6 numaralı Mumlaç Sonata Bankomuz. 7. PSM'sin 3. ayağında 13 numaralı sercanan Canan, 1 numaralı Arasa, 9 numaralı Yiğit Şah, 3 numaralı... Çınar Tay ve 8 numaralı Uçan Halil şeklinde koşuyu değerlendiriyorum. 7'li PES'imizin 4. anda ben 6 numaralı Scott Leo ve 5 numaralı Power Man'in burada ilk 2'yi bozmayacağını düşünüyorum. 7'li PES'imizin 5. ayında 3 numaralı Kardeş Can yine banko ismimiz olacak. 7'li PES'imizin 6. ayında 3 numaralı Ring of Fire, 2 numaralı Secret Blood, 1 numaralı Jacob'ın ve 6 numaralı uçan fil şeklini değerlendireceğim. 7 PSM'sin kapanış koşusu son ayağında ben 4 numaralı Kızılok, ok, 3 numaralı Edison Bey ikilisine yer vereceğim sevgili severler diyerek programı kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza abone olursanız, kanalımıza destek verirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili severler. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.